Çalı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan derenin hemen yanı başındayız. Buradaki dere oldukça pis akıyor ve kurulukla mücadele ediyor. Çevre katliamı her yerde kendini göstermeye devam ediyor. Eskiden bu köpük yoktu tabii. Neye? Fabrika yoktu. Fabrika yok. Şimdi neden köpük var? Fabrika var demek. Fabrika olmasa o köpük olur mu? Olmaz. Önceden bir şey yoktu. Önceden bir ot vardı herhalde. Başka bir şey yoktu. Şimdi köpük var demek bakın. Sanayi var burada. Sanayiden atılan ve gelen buradan aşağı doğru gelip gidiyor yani burada bir. İkincisi bir de bu köyün içinden geçen dere var. Buradaki yalnız dediğiniz gibi bu dere sanayicilerin kirletmesi yani burada. Burada aşağı yukarı o köprüye kadar bilmiyorum ama tahminim 1 kilometre vardır sanayiyle. Bu köprüyle sanayinin arası sanayicilerin atıkları bunlar genelde. Ve yoldan geçen bazı çamlığa gelip piknik yapanların da atıkları var. 108. sokakta oradaki derenin bir durumunu bir görün. Ve fotoğrafını çekelim, bunu yayınlayın. Bir görün. Artık nasıl olur bilemiyorum. Peki, bu sanayiden geçen dere önceden nasıldı? Eski halini biliyor musunuz? Çok eski suyu var mıydı? Eski çocukken. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bundan 50 sene hatta 55 sene önce bizim çocukluğumuzda orada küçük havuzlar vardı. Biz onlara yüzmeye giderdik. Kesinlikle o zamanlar hiçbir tane bir leke pislik olmazdı orada. Çünkü billur gibi su gelen su bir de yazın ısınırdı o su güneşten. Biz orada yüzerdik. Yüzmeyi biz oralarda öğrendik. Ama bu son 25-30 seneden bu tarafa dere kirlenmeye başladı. Ve bu arıtma tesisine kadar gidiyor aşağıda. Arıtma tesisinde bilmiyorum şimdi ne alemde. Buradan aşağı 1 kilometre ileride arıtma tesisi var. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum yani. Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da bilmiyorum. Yalnız dediğim gibi bu fabrika atıkları ve piknik alanlarından gelip geçerken çevre yolundan gelen geçenler oralara çöp atıyorlar.